Hacmi 32 köküç pi birim küp olan içi boş metal bir kürenin eş hacimli iki parça ayrılması ile daire biçimindeki yemek tepsilerini kapatmak için bir kapak hazırlanıyor. Bu kapak ile kapatılan bir tepsinin herhangi bir noktasının görünmesi istenmemektedir. Buna göre bu şartı uyan bir tepsinin yarı çap uzunluğu en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi hacmini vermiş bize 32 köküç pi. O zaman yazalım. Neydi arkadaşlar kürenin hacim formülü? 4 pi re küp bölü. 3 eşittir 32 kök 3. Buradan ne yapacağız? R'yi bulacağız değil mi? Hemen sadeleştirelim. 4'ü 32 ile sadeleştir. 8. İçler dışlar yapalım. Zaten pi'ler gidiyor malumunuz. R küp eşittir 24 kök 3. Şimdi R küp 24 kök 3 olduğuna göre R'yi nasıl bulabiliriz? Şöyle yapacağız. Biz bu 24 nedir? 8 kere 3 değil mi? 8 2'nin küpü. Peki geriye ne kaldı? 3. Üç. 3'ü de şöyle yazsam olurum ben. Köküş çarpı köküş diye. E zaten bir köküş de burada vardı. Ha bakın reküp ne oldu? 2'nin küpü çarpı köküçün küpü oldu. Doğru mu? O zaman buradan r'ne ne gelecek? 2 köküç. Ne yaptık arkadaşlar? Bizim şu küre biçimindeki kapağın yarı çapını bulduk. 2 köküç. Şimdi içeri tepsi koyacağım. O zaman tepsinin yarı çapının iki köküşten ne olması lazım? Küçük olması lazım ki içine sığabilsin. O zaman bunun yarı çapını arkadaşlar x dersek, x'in ne olması gerekiyor? İki köküşten küçük olması gerekiyor. İki köküşten küçük ne demek? Yani kök 12'den küçük demek. Ha, kök 12'den küçük en büyük tam sayı değeri kaç olur o zaman? 3 olur, değil mi? 3 dediğimiz şey kök 9. O zaman aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Bir pastacı yarı çapı 6 bölü küp küp pi olan yarım küre biçiminde bir pasta hazırlıyor. Ardından satış fiyatını hacim türünden birim küp başına 50 kuruş olarak belirliyor. Şekildeki gibi merkez açısı alfa derece olan bir dilim alınıp bu dilimin satış fiyatı 6 TL olarak belirleniyor. Buna göre alfa kaç derecedir diye sormuş bize. E, hacim türünden belirleyeceğimize göre önce şunun bir hacmini hesaplayalım. Neydi hacim formülü arkadaşlar? 4 pi küp bölü 3 doğru mu? Yalnız dikkat edin bu yarım küre o zaman bir de ne yapacağız? Bölü 2 diyeceğiz. Hemen yazalım. 4 pi. R'miz kaç arkadaşlar? 6 bölü küp kök pi. Küpünü alırsak 6'nın küpü 216. Küp kök pi'nin küpü de pi. Bölü 3 kere 2 6. Pi'ler gitti. 216 ile 6'yı sadeleştir. 36 36 çarpı 4 144. Demek ki arkadaşlar pastanın fiyatı için ne diyebiliriz? 144 TL diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Birim küp, birim küp başına 50 kuruş diyor. Ha o zaman ne yapacağız arkadaşlar? 50 kuruş ne demek? 1 bölü 2 TL demek değil mi? Çünkü biz biliyoruz ki 100 kuruş değil mi? 100 kuruş neydi arkadaşlar? 1 TL. O zaman 50 kuruş ne olacak? 1 bölü 2 TL. E o zaman 144 çarpı 1 bölü 2'den demek ki şu an pastamızın fiyatı 72 lira. Kaç liralık biz dilim alıyoruz? 6 liralık. O zaman 72 6 12 de biri değil mi? Değil mi? 72 6'ya bölersek 12'de de biri. Ha demek ki bu dilim, bu pastanın 12'de de biri. Peki şurası şöyle komple 360 derece değil mi? 360 bölü 12'den alfa demek ki ne gelecek arkadaşlar? 30 derece. Yani aldığımız dilim 30 derecelik bir dilim imiş. Burada sadece dikkat etmeniz gereken şey şu 50 kuruşu TL'ye çevirip fiyatlandırmayı Öyle yapacağız. 144 çarpı 1 bölü 2'den pastanın tamamı 72 lira. 6 TL demek 12'de 1 demek. 360'ın 12'de 1'i de 30 derece gelecektir. Cevabımız C şıkkı. Bir kafede hazırlanan yabancı kahvelerin her bir bardağına yarı çapı 2 cm olan yarım küre şeklindeki dolu kaşıkla yerli kahvelerin her bir bardağına yarı çapı 1 cm olan yarım küre şeklindeki dolu kaşıkla birer kaşık kahve konulmaktadır. Kafede çalışanlar bu uygulamayı unutup gün boyu yerli kahveleri büyük kaşıkla yabancı kahveleri küçük kaşıkla hazırlamışlardı. Gün boyu iki çeşit kahveden de eşit sayıda bardak satılmış. Başlangıçta 144 pi santimetre küp yerli 20 pi santimetre küpte de yabancı kahve bulunduğuna göre bu kahvelerden biri tükendiğinde diğerinde kaç santimetre küp kahve kalmıştır diye soruyor bize. Şimdi şu yerli doğru mu? Şu da yabancı. Normalde tam tersi ama bizim kafedeki çalışanlar dalmışlar. Bu işi böyle yapmışlar. Hemen şunun hacmini bulalım. 4 pi reküp bölü 3. Yalnız yarım kilo bölü 2. R'imiz kaç arkadaşlar? Geldik 2 yazdık. 8 bölü 2'den 4. 4 kere 4 16 pi bölü 3. Demek ki arkadaşlar bunun hacmi 16 pi bölü 3. Hemen bunu arkadaşın hacmine bakalım. 4 pi reküp bölü 3 bölü 2. Ne geldi o da arkadaşlar? 2 pi bölü 3. Ha, demek ki bunun da hacmi neymiş arkadaşlar? 2 pi bölü 3. Şimdi yabancı kahveden 20 pi var. Yerli kahveden 144 pi var. O zaman bunlar kaç kere kullanılabilir? Hemen hesaplayabilirim. Ne yapalım? Tamamını bir tanesinin hacmine bölersem kaç kere kullanabileceğimi hesaplamış oluruz. Bulalım. 144 pi bölü 16 pi bölü 3. Pi'ler gitti. 144'ü 16'ya bölersek arkadaşlar kaç kere var? 9 kere var. Bölü 3'ü ters çarparsak 27. Demek ki biz bu kaşıkla 27 kafe şey 27 bardak kahve yapabiliriz. Gelelim buna arkadaşlar. Bundan ne kadar vardı? 20 pi. Hemen 20 pi'yi 2 pi bölü 3'e bölersek. Ne geliyor burada arkadaşlar? 10. 1 bölü 3'ten 30. Ha, demek ki bu arkadaşla da 30 bardak kahve yapabiliriz. Ne diyor şimdi bize dikkat edin. Bu kahvelerden biri tükendiğinde ha o zaman bunu 27 kere kullanırsak bu tükenir. O zaman bunu da 27 kere kullanacağım. E, 30 tane oluyordu. Demek ki 3 sefer daha ne olacak arkadaşlar? Kalacak. Neyi soruyor bize? Bu kahvelerden biri tükendiğinde diğerinde kaç santimetre küp kalır? Şimdi bu arkadaşı 3 sefer daha kullanabiliriz. Çünkü kalan o. Peki bir seferde ne kadar kullanıyorduk? 2 pi bölü 3. O zaman 3 çarpı 2 pi bölü 3'ten ne gelecek arkadaşlar? Kalan kahvenin miktarı 2 pi gelecektir. Bakın şu son kısmı bir daha bir tekrarlıyorum kafalar karışmasın. Dedik ki bu vatandaşı 27 kere kullanabilirim. Bu vatandaşı 30 kere kullanabilirim. E şimdi ne diyor? Her ikisinden de eşit sayıda bardak satılmış mı? O zaman 27 sefer bunu satınca 27 sefer bunu da sattık. O zaman geriye kaç sefer kaldı? 3 sefer. Yani 3 sefer daha ben bu kaşığı kullanabilirim. Ama onu sormuyor. Kaç sefer daha kullanabilirsiniz diye sormuyor. Kalan kahve kaç santimetre küp diye soruyor. E bir seferde 2 pi bölü 3 kullanıyoruz. 3 çarp 2 pi bölü 3'ten demek ki kalan kahve 2 pi gelecektir. Güzel bir soru değil mi? Hem işin içerisinde geometri bilgisi var hem de bildiğiniz TYT matematik sorusu. Problemler içerisinde değil mi? Güzel bir soruymuş. Cevabımız A şıkkı. Şekildeki dik silindirin içine silindirin tabanlarına, yan yüzeyine ve birbirlerine teğet olan iki özdeş küre yerleştirilmiştir. Buna göre kürelerden birinin hacminin silindirin hacmini oranı. Şimdi kürenin merkezi şura diyelim. O zaman burası yarıçap çap R. E burada yarı çap R. E bunlar eş küreler. O zaman burası R. Burada R. Dikkat edin burası ne oldu? 4R. Yani şurası 4R. Yani buraya merkez dersek silindirin taban yarı çapı ne oldu? 2R. Peki şurası R. Burada R değil mi? Ha, silindirin yüksekliği de ne oldu arkadaşlar? 2R. E o zaman artık soru bitti. Her şeyi R türünden bulduk. Kürenin hacmi. 4 pi R küp bölü 3. Bölü silindirin hacmi. Neydi silindirin hacmi? Taban alanı pi 2R'nin karesi çarpı yükseklik. Onda ne bulmuştuk? 2R. Ne geliyor yukarısı? 4 pi R küp bölü 3. Böyle Aşağısına geliyor? 2R'nin karesi 4R kare. 2R ile çarp 8R küp mü? Pi'yi de unutmayalım. Pi'ler gitti. R küpler de gitti. Geriye ne kaldı? 4 bölü 3 bölü 8. Ters çevir çarparsak 1 bölü 8 mi? Sadeleştir 2. 1, 6. Demek ki aradığımız oran 1 bölü 6. Cevabımız D şıkkı. İçi boş taban yarıçapı 4 birim olan dik dairesel silindirin içine şekilde gösterildiği gibi 3 demir bile sabitlenerek bilyelerin tamamı su içinde kalana kadar su eklenir ve şekildeki görünüm elde ediliyor. Buna göre silindirde bulunan suyun hacmi en az kaç pi birim küptür diye sormuş bize. Şimdi bizim silindirin taban yarıçapı kaç arkadaşlar? 4. Yani şurası 4. Peki şurası bizim küremiz değil mi? Buraya dikkat ederseniz bakın şurada 4 olmaz mı? O zaman bunun yarıçapı da kaç gelecek arkadaşlar? 2. Yani şuralar hep 2. O zaman şöyle çizersek buralarda 2 2 değil mi? Ha, dikkat edin bakın burada ne oldu? Bir tane eşkenar üçgen. Bir kenarı 4 olan bir eşkenar üçgen oldu. Şurası gene 2. Hop şurası 2. Dikkat burası yalnız ne oldu? 2 kök 3. O zaman bakın bizim silindirin içerisindeki yükseklik su ve kürelerle beraber 4 artı 2 kök 3 oldu. Şimdi ne diyor bize dikkat edin. Silindirde bulunan suyun hacmi. O zaman silindirde bulunan suyun hacmini nasıl bulurum ben? Silindirin hacminden. Bu 3 tane kürenin hacmini çıkartırsak buluruz. Hemen hesaplayalım. Silindirin hacmi taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 4 artı 2 kök 3. Eksi. Şimdi kürelerin hacmi. Yarı çapı 2 değil miydi? 4 pi r küp bölü 3. Yalnız kaç tane var burada? 3 tane çarpı 3. Ne geliyor burası? Burada birazcık işlem yapacağız. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 4. 64 pi. Artı 4'ün karesi 16. 2 köküçte çarp. 32 köküç pi. Eksi 3'ler sadeleşti. 8 kere 4. 32 pi. Ha, ne oluyor? 64'ten 32 çıkartın. 32 pi artı 32 köküç pi. O zaman 32 parantezin alırsak değil mi? Ne gelecek arkadaşlar? Hatta en az kaç pi birim küptür diyor ya, O zaman pi'leri de silelim. 32 parantezinde 1 artı kök 3 gelecektir. O zaman içerideki suyun hacmi 32 parantezinde kök 3 artı 1. Yani cevabımız D şıkkı. Şekilde yere temas eden kürenin yarıçapı ile dik silindir ve dik dairesel koninin taban yarıçapları eşit işte uzunluktadır. Cisimlerin en üstteki noktaların yere uzaklıkları soldan sağa doğru 2, 5 ve 3 ile orantılıdır. Hacimleri hangi sayılarla orantılıdır diye sormuş bize. Şimdi yarıçaplar birbirine eşitmiş. Şimdi bakın orantı soruyor değil mi? O zaman gidip de bunun yarıçapına R demenin bir anlamı var mı? 1 diyelim. Nasılsa bir oran soruyor ya. Ha R demişim, ha A demişim, ha R demişim, ha A demişim, ha 1 demişim, ha 3 demişim, ha 5 demişim. Hiçbir şey fark etmez. O zaman ne yapalım? Ben de 1 diyorum yarı çapa. O zaman bunun yarı çapı da 1. O zaman bunun yarı çapı da 1. Şimdi en üst noktalara bakalım. Bunun en üst noktası burada değil mi? E burayı bulabilir miyim? E buluruz. Şu yarı çap 1 değil mi? Burada 1. Ha bunun en üst noktasının yeri olan uzakta 2 birimmiş. E zaten bu 2 ile orantılıydı. O zaman 2'ye 2 düştüyse 5'e 5 düşer. Demek ki bunun en üst noktasının yeri olan uzaklığı 5. Yani yüksekliği. E, o zaman bunun 2'de ne olacak? 3. Yükseklikler belli. Taban yarıçapı belli. Artık ben hacimleri bulur. Oradan orantılarız. Neydi kürenin hacmi? 4 pi r küp bölü 3. Yani buradan ne geldi? 4 pi bölü 3. Bu arkadaşın alanı taban alanı pi r kare h yani 5 pi. Bu vatandaşın hacmi de taban alanı pi r kare h bölü 3. 3'ler gitti. Bunun hacmi de ne geldi? Pi geldi. Şimdi dikkat edin. Hepsinde pi var değil mi? O zaman pi'leri atalım. Bir de hepsini ne yapalım? 3 ile çarpalım ki şundan kurtulalım. O zaman 3 ile çarpacağım. Pi'leri atacağım. Ne olacak bunun hacmi? 4. Pi'yi attım. 3 ile sadeleştirdim. 4 oldu. Bir pi'yi attım. 15 oldu. Pi'yi attım. 3 oldu. Demek ki soldan sağa hangi sayı soldan sağa hangi sayılarla orantılıymış? 4, 15 ve 3 cevabımız D şıkkı. Yarı çapı 30 santim olan içi boş bir cam küre merkezine belirli bir uzaklıkta bir cam testeresi ile kesiliyor. Ardından kesik kısmı ile 4 santimetre yüksekliğinde bir platformun dairesel üst yüzeye çakıştırılarak bir kar küresi elde ediliyor. Elde edilen cismin yüksekliği 58 santim olduğuna göre kürenin yerleştirildiği yüzeyin yarı çapı. Şimdi bizim kürenin merkezi burası olsun. Yarı çap kaç arkadaşlar? 30. O zaman burası 30. Şimdi ne diyor? Elde edilen cismin yüksekliği 58 santim. O zaman ben bunu aşağı indirirsem. Buradan buraya kaç santim olacak? 28. 30'u burada çünkü. E 4 burada. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 24. Şöyle yazalım daha güzel gözüksün. 24. Peki yarı çap kaçtı? 30 değil miydi? O zaman şurası da 30. Merkezi arkadaşlar küreyle birleştiğinde yarı çap olur. O zaman ben burada Pisagor yazarsam. Sanki şu tabandaki dairenin yarı çapını bulurum değil mi? 30, 24. 6 ile sadeleştirsek bu 4 olur. 6 ile sadeleştirsek bu 5 olur. O zaman burası 3 olur. 6 ile genişletirsek tekrar 18 olur. Şimdi tabanın oturduğu yerde bir daire var değil mi? Çünkü küreyi kestiğinizde o kesilen yer ne olur? Bir daire oluşturur. Ha, yarı çapı kaç geldi o dairenin? 18. Bize de onu soruyor zaten. Cevabımız E şıkkı.